Evet. En son naturalizmden kalmıştık. Naturalizmi birazcık devam edelim. Naturalizm demiştim ki realizmin ileri aşamasıdır. Realizmden daha da ileri giderek gerçekçiliğin bilimsel değere dayanması gerektiğini savunmuştur. Yani diyor ki ben bir şey iddia ediyorum ama kesinlikle onun sayısal bir verisi olmak zorunda. Yani olaylar, kişiler bir bilim adamı gözüyle anlatılmak durumundadır. Ve iğrenç, çirkin olaylar anlatılmasına çekinilmemiştir. Soya çekimi var. Soya çekiminin şöyle bir şey. Aşk-ı Memnu'da sen neydi? Bitter'in annesi vardı. Bitter'in annesi nasıl bir kadındı? Aşifte takımından bir kadındı ve Bitter annesi gibi olmamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ama soya çekimi vardı ve işte bu soya çekimini göstermek amacıyla da Bitter'in sonunda annesi gibi olduğunu göstermiştir. Bu soya çekimi örneğidir. Bu şekilde aklımızda bulunsun. Devam edelim. Kötümserlik, nesnellik hakimdir. Sokak dil edebiyata kullanılmıştır. Bizde sokak dil edebiyata kim kullanmıştı? Hüseyin Rahmi Gürpınar, değil mi? Hüseyin Rahmi Gürpınar. Sanat toplum içindir. Ayrıntılı tasvirlere yer verilmiştir. Her şeyde bir tez savunulmuştur. Yani bilimsel olan bir şeyde zaten bilimsellikte tez olmak zorunda yani kesinlikle vardır diyebilirim. Bakalım burada sanatçılarımız kimdir? Türk sanatçılara Nabzade Nazım, Hüseyin Rahmi Gürpınar ki zaten bunu söyledim. Selahattin Enis vardır. Peki yabancılarda Emile Zola zaten bunun deneysel roman yaparak deneysel romanı getirmiştir ayrıca bize. Gongor kardeşler, Maupassant, John Steinbeck, Hemingway gibi önemli kişilerimiz de burada yer almaktadır. Devam edelim. Naturalizmden sonra hangi akımımız geliyor? Parnasizm yani şiirde gerçekçilik akımı geliyor. Realizm, naturalizm şiirle yansımış ve ne olmuş? Parnasizm akımı ortaya çıkmıştır. Yani parnasizm şöyle diyeyim. Realizm ve naturalizmin karıştırarak şiire yansımış hali parnasizm oluyor. Parnasizm romantizme tepki olarak çıkmıştır. Sanat sanat için demiştir. Seçkin kişilere seslenmiştir. Kişiliklerini yansıtmamışlardır. Tasvirci şiir ve felsefeci şiir anlayışı benimsemişlerdir. Dili açık ve yalındır. Yunan ve Latin mitolojisinden yararlanmıştır. Sözcükler kuyumcu tetiziyle sürdürmüş. Nesnellik ve bilimsellik şiirde aranmıştır. Zaten realizm ve naturalizm nesnellik vardı. Yani ben bunu şu şekilde diyemem. Nesnellik ve bilimsellik şiiri aranmamıştır diyemem. Çünkü bu yanlışlık olur. Lütfen şıklarda böyle bir şey görürseniz hemen deyin ki bu yanlıştır. Çünkü realizm ve naturalizmde nesnellik hakimdir. Bilimsellik hakimdir. Sözcükler çok titiz bir şekilde yazılmıştır parnasizmde. Tasvirci şiir, felsefeci şiir anlayışı vardır. Ama dil açık ve yalın bir şekilde söylemişlerdir. Kişilikler gizlenmiştir. Yine bu profesyonelliği gösterir. Seçkin kişilere seslenmiştir. O zaman ben yine ne diyeceğim? Sanat ne içindir? Yine aynı şekilde sanat içindir. Yani yine ben halk kesimine yarar sağlamak için hiçbir şey yapmıyorum demektir. Bakalım kimmiş bu? Tevfik Fikret, Yahya Kemal veyahut da Cenap Şahabettin'dir. Yabancı, Goethe, Bonville, Herodit, Cobbe ve Froethelme gibi önemli kişilerimiz vardır. Demek ki şiirde gerçekçilik de neymiş? Realizm ve naturalizm şiire yansımış hali miymiş? Parnasizm, romantizme tepki olarak doğmuştur. Ve nedir? Nesnellik ve bilimsellik vardı şiirde. Tasvirci ve felsefe şiir anlayışı benimsenmiştir diyebiliriz. Devam edelim. Sembolizm akımına gelelim. Sembolizm parnasizme tepki olarak doğmuş ve demiş ki şiirde gerçek yerine gerçeğin uyandırdığı etki önemlidir bizde. Yani sen şiirde gerçeği anlatmayacaksın. Şiirde gerçeği anlatacaksın ama etkisini anlatacaksın. Yani o etkiyi bize vermen gerekiyor diyor. Sararmış yapraklar, gün batımı, durgun göller, niteleyici özellikler sıkça kullanılır ki bunda bizim sanatçımız kimdir? Ahmet Haşim direkt aklımıza geliyor, değil mi? Yani çok da güzel bir örnek vermişim. Desem ki sembolizmi ne var? Sararmış yapraklar, gün batımı, durgun göller bizim sıkça kullanılan, şiirlerinde kullanılan bir ögelermiş. Klasik nazım şekillerini kullanmış. İşte sonet, terzi arama gibi akımlar işte nazım şekilleridir. Duygularını simgeler yoluyla anlatmıştır. Dil, sembol ve mecaz yüklüdür. Demek ki yine ağır bir dil var, değil mi? Yani dilde sembol varsa, mecaz varsa dil birazcık dile yüklenilmiş. Dile yüklenilmiş diyelim. Miştir. Anlam kapalı olması esastır. Sanat sanat içindir.
Musiki ve ahenge önem verilmiş. İmgelerle anlatılan ve mitolojik simgelerde mevcuttur. Peki bunda kimler varmış? Kenap Şahabettin ne yaptı? Karşıyır var değil mi? Elhan-ı Şita değil mi? Önemli. Ahmet Haşim var mesela, Merdiven şiir okuyun derim, orada sararmış yaprakta görürsün, gölde görürsün, denizde görürsün, vardır. Ahmet Muhip Dranas da aynı şekilde, Fahriye abla da yine sembolizmi kullanıyor. Cahit Sıtkı Tarancı 35 yaş şiiriyle aynı şekilde sembolizm akımı şekilde yaşlılığı anlatıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar da ne yapıyor? Bursa'da Zaman adlı şiiri var. Bursa'da Zaman adlı yazamadım şimdi. Bursa'da Zaman adlı şiirinde de yine aynı şekilde bize sembolizmin ve işte gerçeğin uyandırdığı etkiyi anlatıyor. Devam edelim. Peki yabancı kim var? Moler mi var? Zaten Moler mi ne demiştim ben size? Saf şiir var ya, saf şiirin kullanan sanatçılardan birisidir. Paul Verlaine, Paul Valéry, Edgar Allan Poe. Zaten bundan önce nerede görmüştük biz? Romantizmde görmüştük. Realizmde olabilir. Devam edelim. Kim vardı daha sonra? Bunların hepsini söyledik. Bu ödeleri görmüştük. Şimdi devam edelim. Sembolizmden sonra hangi akımımız geliyor? Yani simgecilikten sonra emperyonizm geliyor. Emperyonizm izlenimciliktir. Önce resimde, sonra edebiyata etki olmuştur. Sembolizm uzantısı sayılabilir. Sembolizmdeki imge ve nesnelere farklı anlamlar yüklemiş. Emperyonizmde yoktur. Yani ben sembolizmdeki imge ve nesneler var ya, ben bunları anlamlar yükleyerek emperyonizmde kullanmıyorum. Dış dünyanın, sanatçının iç dünyasındaki bıraktığı izlenimler. Yani dış dünyanın, sanatçının iç dünyasında bıraktığı izlenimleri anlatıyorum. Yani ben diyelim ki bir duvar görüyorum. Duvara bakıyorum. Duvarda ben ne gördüm? Bir tane böcek gördüm. Ama sen göremedin. İşte benim bunun içinde duyardığım şekilde ben bunu böcek gördüm işte falan. Biz bakıyoruz ama biz göremiyoruz mesela, değil mi? Bazen öyle oluyor. Yazıyorlar mesela, insan aklına gelmeyecek şeylerden bahsediyorlar. İşte bu izlenimciliktedir. Yani ben bakıyorum, sen bakıyorum ama o görüyor. O gördüğü şeyi iç dünyasında bize dışa aktarıyor. Demek ki benim iç dünyamdaki duygularım, dış aktarım neymiş? Benim emperyonizmi gösteriyormuş. Nedir? Güzellik kapalıktadır. Sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Duygu ve yorum ön plandadır. Mizaha yönelik söz konusudur. Mizah var mı? İlk defa mizah duyuyoruz değil mi? Hangi akımda? Emperyonizm izlencilik akımında. Peki sanatçılarımız kimlerdir? Yine karşımıza Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin ve Ahmet Muhip Dranas çıkıyor. Demek ki Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin ve Ahmet Muhip Dranas hem sembolizm hem de emperyonizm izlenimcilik akımını kullanmış. Maria Rilke, Rimbaud ve Verlaine bunun diğer yabancı sanatçılarımızdır diyebilirim. Sıradaki sanatçımıza bakalım hemen. Sıradaki akımımıza bakalım hemen. İki tane akım çıkıyor karşımıza. Birisi ekspresyonizm, diğeri ise engizistansiyalizmdir. Bakalım empirozyonumuza dışa vurumculuğu. Neymiş? Önce resimden sonra edebiyatta oluşmuş. Dış dünya değil, insanın iç dünyası gerçekler önemsenmiştir. Birazcık bu emperyonizme benziyor değil mi? Dış gerçek asıl gerçeğe ulaşmada bir engel olarak görülmüştür. Gerçeğin sanatçıda gizli olduğu belirtilmiştir. Daha sonra bireysellik ve duygusallığı önemseyen, iç gözlemizle duran akımdır. Ruhun isyanı sembolü saydıkları çığlığa önem verir. Demek ki bunlar da nedir? Ruhun isyanı olarak sembolü gördükleri çığlığa ne yapıyorlarmış? Önem veriyorlarmış. Temsilcilerimiz kim? Franz Kafka ve Eliot, James Joyce gibi önemli sanatçılarımız vardır. Devam edelim. Engizistansiyalizm yani varoluşçuluk, modern toplumdaki insanın kendi değerini kendisini oluşturabileceğini, geleceği yine kendisinin kurulabileceğini savunan akımdır. Ki bugün ben anne akımı diyorum. Yani annelerimiz de çok der ya. Yani yaparsan kendine, yapmazsan hiç kusura bakma ama kimse sana bir şey yapamaz diyebilirim. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım görüşüne dayanır. Özgürlük, dayanışma, sorumluluk sahibi olma gibi kavramları edebiyat aracıyla okuyucuya ulaştırmaya çalışılmıştır. Demek ki neymiş? Özgürlük, dayanışma, sorumluluk gibi kavramları edebiyat aracılığıyla okuyucuya kim ulaştırıyormuş? Engizistansiyalizm yani varoluşçuluk
ulaştırıyormuş. Kim var? Sartre, Camus ve Nietzsche gibi önemli kişilerimiz vardır. Tekrar edelim. Enkreasyonizm birazcık izlenimciliğe benziyor. Yine aynı şekilde önce resim, sonra edebiyatta. Dış dünya değil, insanın iç dünyası. Dış dünya asıl gerçeğe ulaşmada bir engeldir. Tamam mı? İnsan ruhun isyanı sembolü saydıkları çığlığa önem vermişlerdir. Engizasyonizme bakarsak eğer, demiş ki Descartes'in "düşünüyorum öyleyse varım" sözüne özgürlük, dayanışma